Merhaba, ben çocuk gelişim uzmanı Ayşenur Özdemir. Bugün sizinle anne babaların çok kabusu gibi görünen ama aslında esas kabusu çocuklarımıza yaşattığımız bir konudan bahsedeceğim. Çocuklarda yemek yeme. Biz en çok kullandığımız anne babalardan duyuyorum ifadelerden biri şu oluyor genelde. İşte çocuğum daha tadına bile bakmadan nasıl karar verebilirsin ki, bir tadına bak. Eğer beğenmezsen söz veriyorum yeme. Bu cümleyi ben çok duyuyorum. Sadece anne babalardan değil, aynı zamanda öğretmenlerden de sık sık duyduğum cümlelerden biri. Biz sanıyoruz ki yemek yemek sadece tatla alakalı. Aslında yemek yemek sadece tatla alakalı bir eylem değil. Yemek yemek 8 tane duyuyu aynı anda işleme sokan nadir eylemlerden bir tanesidir. Biz aslında yemek yerken yemeği koklarız, yemeği evet tadarız, yemeğe dokunuruz, yemeği hissederiz ve yemeği aslında biz işitir, yemeği duyarız. Bazen onların seslerini duyarız vesaire. Bundan dolayı sadece çocuğunuz aslında yemek yemediğinde tat olarak onu reddetmiyor. Bir, uzak doğu ülkesine gittiğimizi düşünelim ve bizim kültürümüzde olmayan ve bize farklı gelen, örnek veriyorum işte böcek türü bir yiyeceği bize bir kaba koyup verdiklerinde biz daha onun tadına bakmadan şunu diyebiliriz. Ben bunun tadına bakmak istemiyorum. Ama oradan biri ya bir tadına bak, beğenmezsen söz veriyorum yeme dediğinde bu pek bizim için de böyle işlemiyor aslında. Çünkü orada bizi o yiyecekten uzak tutan en önemli şeylerden bir tanesi belki de görsel görmemiz. Yani farklı bir duyu tat dışında. Bunun dışında gördüğüm şeylerden, duyduğum, şahit olduğum şeylerden bir diğeri de biz bazen yine şunu çok kullanıyoruz. Diyelim ki çocuğumuza üzümlü kek yaptık. İçindeki üzümleri ayıklamaya başladı. Üzümleri ayıklayınca biz ona şöyle açıklamalar yapıyoruz bazen. Anneciğim ama bu içindeki üzümler, hani biz yaylaya gitmiştik, dedenin bağından toplamıştık. Hah, o üzüm bu üzüm işte diyoruz. Aslında o üzüm o üzüm değil. Çünkü artık siz biliyorsunuz ki yemek yemek sadece tatla alakalı bir şey değil, birden fazla duyu ilgilendiren bir durum. Şimdi orada taze üzümle kuru üzümün arasında çok fazla fark var. Görüntüsü farklı, tadı farklı, rengi farklı, boyutu farklı. Aslında birçok değişken var orada etkili olan. Onun için o üzümle o üzüm aynı değil. Bunun için çocuğunuza lütfen bundan sonra işte o üzüm bak aynısı, bu çilek onun üstündeki, bunun içindekinin aynısı gibi ifadeler kullanmak yerine şunu diyebilirsiniz. O üzüm bundan yapılıyor. Bunun içindeki üzüm o bağdan topladığımız üzümden yapılıyor deyip onun yapılışından bahsedebilirsiniz. Şimdi size bazı ufak tefek noktalar vereceğim. Bunu yemek yemekten önce, yemek sırasında ve sonrasında nasıl düzenleyebiliriz bundan bahsedeceğim. Şimdi yemek masaya oturmadan önce biz ne yapıyoruz? Çocuğumuzu, eşimizi masaya çağırıyoruz. Masaya çağırırken çocuğumuzu biz diyoruz ki ona işte yemeğin daha tencerenin başında sesleniyoruz içeri. İşte yemek hazır, birazdan yemekleri koyacağım. Sonra gelen giden olmuyor sofraya. Sonra bu sefer biz sinirleniyoruz. Bir anda eşimizin çocuğumuzun yanına gidiyoruz. Diyoruz ki ya size söylemedim mi yemek hazır diye. Yemekleri koydum, soğuyor diyoruz. Aslında biz ilk başta yapmamız gerekeni en sonda yapıyoruz. Çocuklarımızı biz masaya davet ederken mutlaka 10 dakika önce davet etmemiz lazım. Yanına gidip oyun oynuyorsa 10 dakika sonra yemek yiyeceğiz. Lütfen artık yavaş yavaş oyununu bitir. Birazdan yanına tekrar geleceğim ve birlikte işte telefonla oynuyorsa telefonunu kapatacağız ve el yıkamaya gideceğiz. Sen kapatmazsan ben kapatıp elinden almak zorunda kalacağım gibi yönlendirmeler yapabilirsiniz. Sonrasında buraya bir rutin eklemeniz önemli. Diyelim ki elinizi yıkadı çocukla birlikte. Şimdi bu rutinler çocukları, yetişkinleri, insanları koşullandırır. Yavaş yavaş hep aynı şeyi yaparsanız çocuk artık yavaş yavaş yemeğe geçeceği izlenimini alır ve psikolojik anlamda da buna hazırlanmaya başlar. Yemeğe geldiniz, masaya oturdunuz. Şimdi yemek sırasında ne yapacağız? Bir kere biz genel olarak oturma pozisyonları çocuklara çok uygun değil. Şimdi
normalde oturma pozisyonu masada göbek deliğiyle göğüs ucunun arasına gelmeli. Şimdi çocuklarda ya masa burada kalıyor, aşağıda kalıyor, bir türlü o pozisyonu oluşturamıyoruz. Diyelim ki biz bir yere gittik ve bar taburesi boş, oldukça yüksek. Biz önce ne yaparız? Ayağımızı koyacak yer ararız. Bir güç bela çıkarız zaten sandalyeye. Sonra ayağımızı koyacak yer ararız. Sonra masa dengesizse işte bir türlü yemek yiyemeyiz. İşte bir ayağımızı yere koyarız, bir türlü rahat edemeyiz. En sonunda da şunu diyebiliriz, ya ben ayakta duracağım. Şimdi bizler bile yetişkin olarak bunu yaparken ayakları yere değmeden yemek yemek çocuklar için oldukça zor. Bunun için ayaklarının altına bir tabure koyabilirsiniz. Kenarlarına böyle benim arkamda olduğu gibi arkasına bir yastık koyabilirsiniz. Bunlar onların yemek yeme eylemini daha da kolaylaştıran şeyler olur. Sonrasında burada en önemli nokta, yemek yemeyen çocukta olabildiğince yemeğe maruz kalmalı çocuk. Biz ne yapıyoruz ama? Çocuğu maruz bırakmak yerine onun önüne o yemeği koymuyoruz bile. Diyoruz ki bizimki köfte yemez. Aman işte bizimki makarnayı böyle soslu sevmez. Bunu diye diye biz onun önünden bunları alıyoruz. Ve aldıkça ne oluyor? Çocuk buna alışamıyor çünkü görmüyor. Hala onun için anormal bir yiyecek haline geliyor bu. Bundan dolayı en önemli yeme problemlerinde en önemli yaptığımız hata bu. Lütfen çocuklarınızın önünden yemiyor diye yiyecekleri almayın. Aksine önlerine koyun ki o çocuklar o yemeğe alışsın. Çünkü ama hocam koyuyoruz önüne yemiyor. Yemesin. Siz artık biliyorsunuz ki bu 8 duyuyu içeren bir şey. Görsün, yemeği koklasın, yemeğe gerekirse dokunsun ama tatmasın. Önemli değil. Alışacak yavaş yavaş. Yemekleri tabaklara koyun, servis edin. Çocuğunuzu bu servis aşamasına dahil edin. Alsın tabağı, kendi tabağına koysun, sonra babasına versin ya da size versin. O servis aşamasına dahil edin. Dedi ki mesela ben bundan yemeyeceğim, tabağıma koymayacağım. Yemeyecek olabilirsin, yemiyor olabilirsin. Tamam ama tabağında o duracak. Lütfen tabağını al ve sonra babana ver ya da sonra bana ver. Bizler de tabağımıza koyalım. Kendi tabağına koymayı reddediyorsa boş bir tabak koyabilirsiniz yanına. Kendi tabağına koymak istemiyorsan buna koyabilirsin. Ama farkındaysanız hiçbir zaman bizimki bunu yemez deyip kaldırmıyoruz. Olabildiğince onu ona maruz kalıp onunla haşır neşir olması lazım ki alışsın. Alıştıkça birazcık daha normalleştirsin. Bir diğer noktaya baktığımızda yemek sonrasında biz ne yaparız? Artık yemek biter. Temizleriz değil mi? İşte tabakların, bütün tabakların içini bir tabağa boşaltırız. Bazen çatal bıçakla, bazen işte bir ekmekle şöyle ya da peçeteyle sıyırıp başka bir tabağa koyarız. Bu temizlik aşamasına da çocuğunuzu dahil edin. Yine yemek istemiyor olabilir ama orada yine kokuya maruz kalacak, görüntüye maruz kalacak. İşte belki dokunması gerekecek temizlerken ona maruz kalacak. Hep en önemli nokta aklınızda bu olsun. Yemek yemek sadece tatla alakalı değil. Birçok duyuyu içeren bir şey. Onun için lütfen çocuklarınızı buna maruz bırakın. Bir diğer konu, yemekle alakalı en büyük yapılan hatalardan biri çok fazla yemekle alakalı konuşuyoruz. Hele ki çocukta yeme problemi varsa size göre anneanneye gideriz yemek konuşulur, okula gideriz yemek konuşulur. Çocuklar inanın okuldan alındığında ilk sorulan sorulardan biri çocuğa ne yedin oluyor? Bunu yapmayın. Eminim hayatınızda bunun dışında konuşabileceğiniz çok renkli, çok kahkaha dolu anılarınız vardır. Lütfen yemek masasında da bu anılardan bahsedin. Dışarıda da bu anılardan bahsedin. Misafirliğe gittiğinizde de bunlarla alakalı konuşun. Bizler de dışarıya yemek yemeyle alakalı gittiğimizde en önemli bizi teşvik eden şey bu. Ve en kıymetli noktalardan biri lütfen ailece masaya oturun. Ailece masaya oturmazsanız yemek yemeyi çocuk öğrenemez. Çünkü yemek yemek 6 aydan sonra öğrenilmiş bir davranıştır. Anneyi gözlemler, babayı gözlemler, öğretmeni gözlemler ancak öyle öğrenir yemek yemeyi. Lütfen doğru rol model olun. Çok güzel bir benzetme var bu konuyla ilgili. Her yemek bir ders. Çocuğunuz öğrenci ve sizler bir öğretmensiniz. Nasıl bir öğretmen olmak istersiniz?
Onu yeme, bunu yeme. Şunun tadına baktın mı? Hadi bir tane de bundan iç. Suyundan iç, ayranından iç. Bak o tabağında duruyor. Hayır sen doymamışsın. Sürekli bunu diyen bir öğretmen mi? Yoksa havadan sudan konuşan, rahat kahkahalarla gülen, mutlu olan bir öğretmen mi? Lütfen çocuklarınızla birlikte masada oturup çok daha güzel şeyleri konuşmaya kendinize görev edinin. Umuyorum ki yemek konusu sizin için artık bu ufak tefek düzenlemelerle bir tık daha rahat hale gelebilir. Umuyorum çok güzel, sıkıntı olmadan, problem olmadan, yemek konusu merkezinizde olmadan geçireceğiniz birlikte çok güzel günleriniz olur. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.